Selamlar herkese. Bir Smart Rehber videosuyla daha beraberiz. Bu bölümde Ares'i anlatacağım. Ares, Yunan mitinden savaş tanrısı, yetenek gücü ve muhafız olan Ares, agresif oyuncular için oldukça zevkli. Ares'in yeteneklerine geçelim. Pasifi, kutsanmış varlık. Her tamamlanan aura eşyası başına 30 ilave yetenek gücü kazanır. Yani aura eşyası derken mesela şu. Başka var mı aldığım, almışım. Düşünün gibi aura eşyası işte. Bu bir aura eşyası. Bu tarz eşyaları alarak artı 30 yetenek gücü kazanmış oluyorsunuz. Ve bu da Ares'in tanklığı kadar hasarının da korkulabilir bir şey olduğunu gösteriyor. Ares'in birinci yeteneği prangalar. Rakibini zincirliyor. Şöyle bir uzaklığa sahip. Bunu attığı rakibi zincirliyor ve saniye başına hasar veriyor. Ve ayrıca birkaç kere daha, 3 kere daha atabiliyor aynı rakibi, farklı rakibi yani fark etmez. Göstereyim hemen. 1, 2, 3. Üçünü de atıp böyle fazladan hasar verebiliyorsunuz rakibe. Dediğim gibi farklı, mesela bakın birini kaçırdım mesela daha atamıyorum. Farklı yerlere de, farklı rakiplere de atabiliyorsunuz. Mesela şöyle. Böyle üçüne birden hasar vurabiliyorsunuz rakiplerin. Bu zincirler belli bir mesafeden sonra kayboluyor. Mesela bu kadar uzaklaşınca kayboluyorlar. Yani mesafenizi korumanız gerekiyor. Zincir attığınız zaman hareket hızınız artmış oluyor. Yani zincir başına artıyor. Mesela şu an 431 benim hareket hızım. 480, 524, 551'e kadar artıyor. Bu yetenek ile savaşları kontrol edip rakibin pozisyonunu kaybetmesini sağlayabilirsiniz. Mesela büyücü veya avcı bir karakter var işte. Ona yetenek atıp bunu bir şekilde sizden kaçmaya çalışması gerekiyor. O yüzden sizin de hareket hızınız arttığı için bayağı rahatsız edici bir şekle bürünüyorsunuz onun için. Minyonlara da sadece bir zincir atılıyor. Yani şöyle bir tane atıyorsunuz. Bu da mesela şöyle bir minyon dalgası var. Bir ip gibi dizilmişler böyle geliyorlar. Onlara attığınızda sadece öndekine değil hepsine beraber hasar veriyor. Yani minyonları delip geçerek hepsine hasar veriyor. Ama dediğim gibi sadece bir kere atabiliyorsunuz minyonları. Sonra bekleme süresine giriyor. Rakiplere de, rakip tanrılara da 3 kere atabiliyorsunuz. Ares'in ikinci yeteneği savunmayı güçlendir. Şöyle bir yetenek. Böyle bastığında çalışıyor. Altta böyle bir aura bırakıyor. Bu Ares'in bütün dost birimlere uyguluyor. Ares'e ve bütün dost birimlere uyguluyor bunu. Yani hem dost tanrılara hem de dost işte minyonlara vesaire uyguluyor. Bastığında bütün dostların altında böyle bir şey oluşuyor. Şekil. Ve bu koruma aurası, koruma buff'ı bütün bu dostlara ve Ares'e kitle kontrol etkilerinden azalma veriyor ve koruma veriyor. Yani fiziksel ve sihirli koruma veriyor. Ve bunun süresi, burada yazıyor muydu? 8 saniyeymiş ve pranga bonusu dediği şey de birinci yeteneğimiz. Yani her zincir başına, tutturduğumuz her zincir başına bunun süresi artıyor ve 7 saniye artıyormuş o da. Hemen göstereyim. Mesela zincirledik iki rakibi. Bunu bastık. Böyle bayağı uzun bir süre kalacak bizde. Bakın bayağı uzun bir süre kalıyor. Sadece basmak. Sadece basmak hani 8 saniye yapıyorsa. 2 tane de prangadan aldık. 20 saniye falan toplam kalabiliyor. Üçüncü yeteneği kavrulan et. Şöyle bir menzili var. Bunu attığınızda 4 saniyede her yarım saniyede bir hasar veriyor ve geri itmelerden etkilenmiyor Ares. Yani rakibi prangayla böyle tuttuğunuzda hareket hızı kazanarak rakibe doğru gidiyorsunuz. Ayrıca bir de bunu atıp geri itmelerden de etkilenmediğiniz için baya baya rahatsız sapık gibi kovalıyorsunuz rakibi. Şöyle bir şekilde kovalıyorsunuz. Yani net bir kaçma yeteneği falan yoksa rakibin şöyle atılma yeteneği vesaire. O hasarı yemiş oluyor. Ares'in dördüncü yeteneği yani ultisi kaçış yok. Şöyle büyük bir alanı var. Bu alan içindeki düşmanları şöyle göstereyim. Açayım burada. 2,5 saniye sonra kendine doğru çekiyor. Ve bu süre zarfında, bu süre boyunca Ares hareket de edebiliyor gördüğünüz gibi. Hani geriye doğru gidiyorum mesela. Takımıma doğru çekiyorum mesela. Hani böyle oynanabilir. Bu ulti bence oyundaki en güçlü ulti. Hadi ultilerden biri diyelim. Bu ultiyi nasıl kullanabilirsiniz? Karşı takım biraz şey değilse hani iyi oynuyorsa, ortalama bir oyuncuysa, Ares'i biliyorsa, ediyorsa Ares ona doğru gelirken büyük ihtimal kaçacaktır.
Çünkü sadece ultisinden değil diğer skillerinden de kaçacaktır ama mesela Ares böyle geliyorsa rakip takıma o rakibin kaçması lazım ki çünkü Ares demek ki rakibe doğru böyle geliyorsa ulti atacak bir şey yapacak. Bu yüzden de Ares'in ulti atma muhabbeti çok böyle öngörülebilir oluyor. Bunu da nasıl düzeltebiliriz? Sıçra yeteneğiyle şu aktif eşyayla bunu düzeltebiliriz. Mesela uzaklarda işte savaşıyorsunuz vesaire böyle. Direkt bunu basıp ultinizi böyle kullanabilirsiniz. Kombolarda da değineceğim ulti ile başka neler yapılabilir. Bu arada Ares'e ben bu eşyaları alıyorum genellikle. Yani şu altılıyı alıyorum. Ayakkabıyı satıp da oyunun geç safhalarında durumuma göre herhangi bir eşyayı alıyorum. Healer varsa bunu alıyorum. İşte sihirli güç vesaire istiyorsam bunu alıyorum. Ki bu mesela 55 birim dahilindeki düşman tanrıların sihirli korumasını 15 azaltıyor. Yani siz ultinizle rakibi, çoklu rakibi çekiyorsunuz. Ardından bunun sayesinde onların sihirli koruması azalacağı için çok güzel bir destek oluyor sizin sihir gücü vuran dost tanrılarınız için. Yani onlar daha çok koruyor, daha temiz bir takım savaşı yaşayabiliyorsunuz. Tabii bunlar duruma göre. Şimdi almamışım mesela. Yani benim örnek build'im bu. Ama duruma göre alabilirsiniz herhangi birini. Bunların hepsi Ares için ideal eşyalar. Tabii aktif eşya olarak bakış ürününü tabii ki de tercih ediyorum. Hani bu duruma göre değil. Bu aslında biraz kesinlikle alınması gereken. Nedenini daha demin ultiyi anlatırken söylemiştim. Hani göstere göstere gitmek yerine direkt onunla atlayıp kombolamak daha iyi olur. Ayrıca bir de neydi o eşyanın adı? Eser hançeri. Aynen bakın eser hançerinin pasifinde eserlerin 40 saniye bekleme azaltması alır diyor. Yani bunu aldığınızda da eserin süresini 40 saniye düşürüyor. Yani daha seri bir şekilde combo yapabilirsiniz. Tabi sırf bu yüzden alınır mı bilmiyorum. Hani duruma göre, tercihinize göre değişir. Ares'in kombolarına değineceğim şimdi. Ares'in kombosu şöyle. 2, 4, 1, 3. Yani 2 ile şöyle bir güçlendirmemizi, korumamızı vesaire alıp savaşa öyle giriyoruz. Bunu diğer bu tarz koruma alan karakter rehberlerimde de söylemiştim. Afrodit mesela. Afrodit'in ultisiyle savaşa girin. Veya Achilles'in işte yine bu ikinci yeteneğiyle savaşa girin diyorum. Çünkü bununla başlamalısınız ki canınız azalmasın. Yani bunu sonradan atmanız, sonradan kullanmanız hiçbir şey ifade etmiyor. Bununla başlıyoruz kombomuza. Rakibin içinde olduğumuzu varsayalım. Yani bakış ürünüyle vesaire atladığımızı veya orada olduğumuzu varsayalım. İçindeyken direkt ulti ile rakibi çekiyoruz. Mesela burada rakibimiz. Bizim burada da dostlar var. Çekiyoruz onları biraz şöyle geriye doğru. Çektikten sonra da işte hızlı bir şekilde zincirleyebildiklerimizi zincirliyoruz. O sırada rakibi çektikten sonra hem hasar alıyor hem sersemliyor bu arada. Yani o sırada hızlı bir şekilde zincirliyoruz rakiplerimizi. 3 kere atabiliyoruz tutturduğumuz sürece. Sonrasında da 3 ile yakıyoruz o zincirlediklerimizi. Bu sırada da bizimkilerin eli armut toplamıyor. O sırada hasarları bolca veriyorlar. Ve böylelikle bu mükemmel ulti ile büyük ihtimalle takım savaşını alıyoruz. Şimdi bunu Ra'lar üzerinde göstereceğim bu komboyu. Önce bir çekeyim kendimi. Bakın iki tane Ra. Oh 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 ne güzel attılar. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz bakın. İkisini çektim. Stunlandılar. İkisini de alevlendiriyorum. Bu şekilde kombomuzu yaptık böyle biraz garip bir şekilde oldu ama. Tek başıma hiç de bir albenisi yokmuş gerçekten. Böyle zincirleyip yakarak öldürüyoruz arkadaşlar. Ha, ultisiz de şöyle oluyor işte yine çatışmaya başlamadan önce bunu basıyorsunuz. Zincirliyorsunuz vesaire. Böyle kesiyorsunuz rakibi. Ha, son olarak şunu da göstereyim bir de. Böyle bakış rünüyle atlayıp ultiyi yapma muhabbetine. Ben bu arada ultiyi şöyle göstermeli kullanıyorum. Hani siz bunu direkt aniden de kullandırabilirsiniz. Ama ben böyle kullanıyorum. Yani ne olur ne olmaz. Şöyle de yapabiliyorum mesela. Şöyle açıp yürüyorum böyle tam orange'ime değdiği anda basıyorum. O yüzden öyle kullanmayı tercih ediyorum. Şimdi mesela böyle işte savaşıyorsunuz. Attınız bunu. Direkt böyle çekiyorsunuz rakibinize. Bu arada ikinci yeteneği kullanmadım farkındayım. Böyle oynuyorsunuz işte. Evet, Ares rehberi bu kadardı arkadaşlar.
Özellikle ultisi çok kritik olduğu için Ares'in dikkatli kullanmanız lazım. Öyle her geldi diye de kullanmamak lazım. Çünkü takımınızın da durumuna bakmanız lazım. Mesela base atan vardır veya işte manası azdır sizin takım arkadaşınızın. Hasar vuramaz. Yani bunlara dikkat etmeniz lazım. Ona göre atmanız lazım. Önce bir haber vermeniz lazım. İşte kollarla vesaire. Bu şekilde oynayabilirsiniz Ares'i. Smite Rehber serimizin Ares bölümünü de böylece tamamladık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.